Arkadaşlar selamun aleyküm. 95'lik termostat taktıktan sonra aracımıza yazılım yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi o yazılım nasıl yapılıyor? Yazılımı yapan arkadaşımız Mert kardeşimize görüşeceğiz. Telefonu bağlanacağız. Ankara'dan uzaktan bağlanıyor. Opel Pro gizli özellikler falan açıyor. 6-7 yıldır işbirliğiyle beraber çalışıyoruz. Bir bakalım neler yapacak arabaya. Bir kendisine telefonla arayacağım. Bir görüşelim neler yapıyormuş, yazılımlarda nelere dikkat ediyor, onu bir anlatsın bize. Arkadaşlar bu araçta hararet sorunu vardı. Hararet sorununda ne vardı? Dalgalanma vardı. 95'lik termostatı birçoğunda oluyor ama yazılımda isteyebiliyor. Buna taktık 95'lik derece. Şimdi Eko beyinden halledeceğiz. Yani beyinden yazılım atılacak. Arabanın şase numarasına göre atılacak. Bunu Mert kardeşimle şimdi telefonda Ankara'da kendisi uzaktan bağlanıyor. Şu an kabul edeceğiz bunu. Bakın gösteriyorum. Evet, kendisini buradan arayacağız. Evet arkadaşlar, Opel Pro uzaktan bağlanıp hararetimizi yapacak. Zaten biz buna da yapmıştık daha evvelden 90'da ama rampaya çok vurduğunda veya hararet gidip geliyor. Şimdi Ankara'daki Mert kardeşimizi arayalım bakalım ne diyecek. Telefon bağlantısını kuralım. Mikrofonumuzu açalım. Alo Mert, selamun aleyküm. Aleyküm selam Hüseyin abi. Abicim Ankara'ya selamlar, nasılsın, iyi misin? Aleyküm selam abi, İstanbul'a da bizden selamlar. Teşekkür evet, ederim. Evet, şu an senin kaydını alıyorum programla beraber. Burada bize anlatır mısın kardeşim ne yapıyoruz burada? Abi şu anda bu aracı termostat yazılımı yapıyoruz. Hararetle ilgili bir yazılım. Aracın motor beynine yapıyoruz abi yazılımı. Bu yazılım sayesinde aracın harareti düşüyor. Yaklaşık 10-12 derece civarında düşürüyoruz. Bu da arabada önemli parçalarında, tabii sen de daha iyi bilirsin, bir rahatlamaya sebep veriyor. Bizim de zaten bu yazılımı geliştirirkenki amacımız Opel'lerdeki yüksek hararetten dolayıydı. Evet. Şimdi yazılımımızı geliştirdik. Uyguluyoruz. Evet, biz Mert kardeşim lafını kestim. Şu an termostatı gösteriyorum ben. Şu an 95'lik termostatlarda bazılarını iş görmediği an müdahale ediyoruz. Doğru mudur? Tabii ki evet abi. Bazıları araçlarda hiç değişmeden müdahale ediyoruz. Peki bu şimdi birçoğu bir bilinçli arkadaşlarımız diyecek ki bunu siz mi düşündünüz, işte yorum yapacak olan insanlar var. Bunlara cevabın nedir? Bu beyinle alakalı, işte her an gibi sıkıntı yaşar mıyız veya da motora zararı var mıdır? Bunları bir anlatır mısın? Bu yazılımın motora herhangi bir zararı yoktur abi. İlerleyen dönemde de herhangi bir zararı olmayacaktır. Tamam. Zaten biz orijinalin dışında bir şey yapmıyoruz. Aslında orijinal olarak müdahale ediyoruz. Evet. Evet. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Ankara'da yerin birçoğu yerde de şuben var. Doğru mudur Mert? Evet, doğrudur abi. Bize destek verdiğin öncelikle çok teşekkür ederim. Ben Allah teşekkür ederim. Hayırlı işler versin sana kardeşim. Hepimize. Opel Pro ailesine çok teşekkür ederiz. Buradan Mert kardeşim görüşürüz. Seni fazla meşgul etmeyeyim ben. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah'a emanet ol kardeşim. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Eyvallah. Sağ ol. Evet arkadaşlar, Mert kardeşimize görüştük. Şu an bilgisayarla bağlanacaktı. Şarjı bitti. Evet arkadaşlar, şimdi aracı bağlayacağız. Arkadaşlar aracımızı burada, harareti de gösterdim. Şuraya basalım. Evet. Otoban rampa yukarı şu an bura bulunduğumuz yer. Rampa yukarıda biraz zorluyoruz şu an harareti. Normalde rampa yukarı üste doğru çıkması lazım. Aracı üst sobe ettiğinde veya da arada böyle yukarı doğru çıktığında şu an fan kendini ayarlıyor. Bu şekilde bir aracın daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hepinizden Allah razı olsun. Var olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
biraz dörtte zorladık ya. Yola geçtik. Burada rampa yukarıda. Evet arkadaşlar, bir aracın da Allah'a ısmarladık dedik ama biraz videoyu uzun tuttum görün diye. O yüzden tabi biz amatör bir YouTuber değiliz. Amatör bir esnaf olarak çektik arkadaşlar. Elimizden bu kadar geldi. Bu kadar gösterdik. Şu an arabayla bayağı bir sıkıştırıyorum 5. vitese.